والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. Bu meydan böylesini görmedi. İnşallah çok görecek. Bir tarafta kulağımıza, gözümüze hitap var. Bir tarafta kalbimize, beynimize hitap var. Allah'ın kelamı okunuyor. Resulullah anlatılacak. Muhterem büyüklerim, salat ve selam onun Habib Edibi Resul-i Kibriyası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine, onun hayırlı al ve ashabı üzerine olsun. Harun tüm esrarengiz güzelliklerinin sergilendiği ay, kutlu doğumla taşlanan ay, alemlerin sevdalısı, yüce Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu kutlu mevsim. Onu tanıyabilmek ne büyük bahtiyarlık. Ona iman etmek, ona ümmet olmak ne büyük şeref. İşte bütün bu güzellikleri bir kez daha hissetmek, anlamak, yaşamak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bizlere Hatay dışında Hatay'ı nasıl tarif edersiniz diye sorduklarında şu cevabı veriyoruz. Hazreti Mevlana'dan tutun sevgi şeylerini anlattıktan sonra Yunus Emre'nin yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözünün en güzel yaşandığı şehir Hatay'dır diye ifade ediyoruz. Gül İran'a dışı sarı, gülün kanı üzerindeki yıldızlar lık sebebimizdir. Gül İran'a Habib'tir. Tabibimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Gül Hocam bakalım. Can Bey. İnsanların ayaklarında prangalar, ellerinde kelepçeler vardı. Bir adam vefat eder, geride dul bir kadın bırakır. Yakınları gelirler, mala el koyarlar. Kız çocuğunu alırlar, diri diri toprağa koyarlar, gömerler. Anneler gelir, çocuklar gelir. Diri diri bir kuyuya, çöle atılmayı bekleyen yavrular gelir. Doğu susar, batı susar. Kuzey sessiz, güney sessiz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bütün yavruların, bütün ezilenlerin, bütün muzdariplerin acılarını göğüsleme adına etrafındaki o çaresiz insanlara dönerler, bekleyin buyururlar, bekleyin. Bütün yeryüzü sussa da Allah'ın inayetiyle, bütün bu acıları
dindirmeye irademiz var, imanımız var, yüreğimiz var.